Konuğumuz Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Görevlisi Doktor Hakkı Uygur'la devam eden terörle mücadele operasyonlarını ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretini konuşacağız. Hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Terörle mücadeleyle başlayalım. Sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Hem Irak'ta hem Suriye'de son birkaç günde, son iki günde galiba 31 terörist etkisiz hale getirildi toplam. Ne bekliyoruz? Bir kara harekat düzenlenir mi? Pençe kilit aşaması tamamlandıktan sonra Irak'ta hareketliliğin devam edeceğini düşünüyor musunuz? Önce onu sorayım. Evet, bu operasyonlar uzun süredir devam ediyor. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine karşı hem Suriye'de hem Irak'ta yıllardır devam eden operasyonlar var. Bunların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine dair yine üst düzey Türk yetkililerin açıklamaları var. En son Sayın Cumhurbaşkanı da Dışişleri Bakanı da özellikle Irak Süleymaniye kentini işaret ederek yaptığı bir takım açıklamalar var. Yine bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın Irak'ta Iraklı yetkililerle görüşüyor. Muhtemelen önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Irak'ta yerleşik, özellikle Süleymaniye'de tabii daha çok yerleşik terör örgütleriyle mücadeledir. Bir takım talepleri olacaktır Türkiye'nin. Eğer bu talepler yerine getirilmezse muhakkak hem Irak'ta hem de Suriye'de bu operasyonlara Türkiye devam ettirecektir. Sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın İbrahim Reis'in ziyaretinde de muhtemelen en önemli gündem maddelerinden birisi bu olacaktır. Çünkü Türkiye'de İran gibi ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya ve İran'dan Türkiye'nin terör karşıtı operasyonlarına anlayış göstermesini, destek vermesini isteyecektir. Zira biliyoruz İran daha geçtiğimiz hafta Pakistan'da bir takım ayrılıkçı Beluç gruplarının olduğunu ileri sürerek Pakistan'a füze attı. Pakistan da buna misillemede bulundu ve bir anda orada gerginlik çok artmıştı. Türkiye tabii ki komşularıyla böyle bir gerginliğin içine girmek istemiyor. Ama zannedersem ki Sayın Reis'e de Türkiye ziyaretinde bu mesaj çok net bir şekilde verilecektir. Çünkü terör örgütünün saldırıları geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz üzere şehit sayılarımız çok arttı. Kullandıkları silahlar değişmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye de bu konuda daha ileri adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Yani Sayın Kalın Irak'ta dediniz. Reis'i geliyor. İran'ın Irak üzerindeki etkisini hep konuşuyoruz Amerikan işgali sonrasında. Irak'ta terör örgütüne yönelik bir operasyon veya operasyonların devam ve başarısı konusunda İran'la temas şart mı? Irak ne kadar bu açıdan bize müzayir ya da bizimle birlikte hareket ediyor? Bu iki ziyaret birbiriyle bağlantılı mıdır? Yani bunların doğrudan tabii birbiriyle bağlantılı olup olmadığını söylemek kolay değil. Zira biliyorsunuz Sayın Reis'in ziyareti uzun dönemdir planlanıyor. Birkaç kez ertelendi. En son Kirman'daki terör saldırısı dolayısıyla ertelendi. Dolayısıyla denk gelmiş olabilir bu ziyaretler. Ama içerik olarak soruyorsanız muhakkak birbiriyle irtibatlı. Zira Irak konusu hem Türkiye için hem İran için çok önemli. İki ülkenin daha önce de konuşmuştuk Irak'tan aldığı benzer tehditler var farklı aktörlerden. Dolayısıyla gündeme gelecektir. İran'ın tabii ki desteği önemli. Çünkü biliyoruz ki İran hem Süleymaniye'de özellikle Yurtseverler Birliği üzerinden Kürdistan bölgesi üzerinde bir hakimiyetin nüfuzu var. Ama belki bundan daha da önemlisi merkezi yönetim Bağdat üzerinde İran'ın ciddi bir nüfuzu var. Haçlı Şabi grupları üzerinde, milis grupları içinde ve biliyoruz ki özellikle Sincar bölgesinde bu grupların zaman zaman Türk ordusuna yönelik mevzileri, taciz ateşleri açtıkları, PKK ile bir takım dirsek temasları olduğunu biliniyor. Her ne kadar İran bunların bağımsız aktörler olduğunu savunsa da bunların da büyük stratejilerinde, genel o davranış biçimlerinde İran'la koordineli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer İran ikna edilebilirse Irak'taki milis güçlerinin Türkiye'ye karşı tavırları daha olumlu olacaktır. Türkiye muhakkak bunun bu şekilde olmasını ister. Irak merkez hükümeti benim görebildiğim kadarıyla Sayın Sudan hükümeti Türkiye'ye karşı daha anlayışlı. Ama onun da birçok açıdan eli kolu bağlı. Biliyorsunuz hala şu anda Amerikan güçlerine yönelik ciddi aciz saldırıları var. Amerika'nın saldırılarını arttırması var. Bazı önemli Şii milislerin Amerika'nın son tehditlerinden sonra İran'a kaçtığına dair bir takım haberler var. Dolayısıyla bu gerginlik sürerken Türkiye gereksiz bir yere Şii milislerle karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Belki bu noktada Tahran'ın arabuluculuğunu isteyebilir.
Asıl tehdidin Türkiye açısından PKK terörü olduğunu, Türkiye'nin başka amacı olmadığı konusunda güvenceler verebilir İran Cumhurbaşkanı'na. Sayın Uygur, şöyle KYB-İran ilişkisinden bahsettiniz. KYB-PKK ilişkisinden de Sayın Fidan geçtiğimiz hafta bahsetmişti. Süleymaniye'de ve Kerkük'te aslında bunun bir takım yansımalarını da gördük, görüyoruz. Keza Sincar bölgesinde de. Amerika-PKK ilişkisinden de aynı zamanda bahsediyoruz. Amerika-İran çekişmesinden de aynı topraklar içerisinde bahsediyoruz. Tuhaf bir durum. Hem Amerika İran'la uğraşırken ya da İran-Amerika çekişmesi devam ederken her ikisinin de terör örgütü PKK ile bu ilişkisi ve bu dengenin nasıl yönetileceği konusu. Yani dediğiniz gibi gerçekten çok karışık. Zaman zaman haritalar yayınlanıyor. Kim kime saldırıyor, kim kime dost. Biz çocukken bizim bundan işte ne bileyim 35-40 yıl önce Japon Kale diye futbol maçı oynardık. Bilmiyorum siz de oynar mıydınız? Herkesin evet. Herkese gol atmaya çalıştığı. Evet. Şu an aynen öyle bir durum var bölgede. Yani ne yazık ki iki kale, iki takım yok. Dolayısıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Aktörlerden birine çok odaklandığınız zaman başka yerlerden gol yiyebiliyorsunuz. Gerçekten öyle. Yani PKK Türkiye'nin birinci milli güvenlik tehdidi. Burada hiç şüphe yok. Amerika ile ilişkisi ortada. İran'la ilişkisi ortada. Tabii ki bunlar farklı derecelerde. Yine bazı yerlerde Rusya ile de YPG üzerinden özellikle ilişkileri olduğunu biliyoruz. Türkiye bunların hepsini birden yönetmeye çalışıyor. Yani uluslararası ilişkiler doğası gereği böyle. Özellikle bu devlet dışı aktörlerin güçlenmesiyle beraber her bir ülke, her bir aktörle bir şekilde iletişime geçiyor. Yani kimse başkasının terör örgütü kabul ettiği bir örgütle ilişkisini tamamen kesmiyor. Bu Türkiye için de söz konusu. Yani Türkiye için terör örgütü olmayan bir takım devlet dışı örgütlerle Türkiye temas kurabiliyor, görüşebiliyor. Bunu geçmişte de gördük, bugün de görüyoruz. Dolayısıyla çok büyük beklentilere girmemek lazım. PKK bizim terör örgütümüz. Birinci olarak bize tehdit, başka ülkelerin tabii ki biz onlara mesafe koymasını isteriz ama bu her zaman ne yazık ki böyle olmuyor. Bunun içindir ki Türkiye bazen sert kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz haftalardaki o mesajı çok önemliydi. Etrafında kim olduğuna bakmadan indirin talimatı verdim dedi. Bu hem Amerika'ya hem İran'a artık PKK ile YPG ile kim yan yana duruyorsa belki Süleymaniye'deki bir takım üst düzey Kürt yetkililere de verilmiş mesajdı. Önümüzdeki günlerde çok uzak olmayan gelecekte ben bunun sonuçlarını görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü az önce de bahsettik, bölgesel gerginlik artık gerçekten çok tahammül edilemez bir seviyeye geldi. Yarın PKK'nın hangi silahlara erişeceğini bilemeyiz. Dolayısıyla PKK'nın varlığının bir an önce sınırlardan çok daha öteye itilmesi ve eğer mümkünse tamamen yok edilmesi gerekiyor. Senaryolar ne Süleymaniye üzerinde? Yani bir operasyon mu? Pençe Kilit tamamlandıktan sonra farklı bir alana kara operasyonu bekliyor muyuz yine? Ya bu teknik değerlendirmeleri tabii ki bilmek mümkün değil. Çok farklı senaryolar gündeme geliyordur muhakkak. Özellikle Genelkurmay'da, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Ama şunu unutmamak lazım. Süleymaniye Türkiye'ye oldukça uzak bir mesafede. Geniş çaplı bir kara operasyonu çok mümkün olmayabilir. Ama Türkiye hiçbir zaman örneğin İran'ın yaptığı gibi Erbil'deki son saldırıyı gördünüz. Bir tane villaya, müştemilatına 5 tane balistik füze fırlatıldı. Türkiye hiçbir zaman böyle bir aşırı güç kullanmadı. Süleymaniye de bunu yapmadı. En fazla yaptığı işte oradaki terör örgütüne ait araçları içinde teröristler varken vurmak veya çok dar hedeflere vurmak idi. Ancak bu mesaj alınmıyorsa, destek hala veriliyorsa daha büyük operasyonlar yapılabilir. Ancak ben kara operasyonu çok tahmin etmiyorum. Belki hava operasyonunun kapsamı genişleyebilir. Bu liderlik teşkil eden isimlere karşı da bir takım eylemler olabilir. Ve dediğim gibi artık Yurtseverler Birliği de bu hedefler arasına girebilir. KDP'nin pozisyonu ne olur bu süreç içerisinde? Türkiye-KDP ilişkileri de nasıl şekillenir bu süreç içerisinde? Türkiye-KDP ilişkileri biliyorsunuz şu anda çok kabul edilebilir bir seviyede. Yani ama KDP de hem Kürdistan bölgesine tam hakim değil, hem merkezi yönetimde çok ciddi problemleri var, hem de İran'da problemleri var. Son saldırıda olduğu gibi KDP ısrarla vurulan hedeflerin Mossad'la ilişkisi olmadığını söyledi. İş adamlarına ait olduğunu söyledi. Hatta biliyorsunuz Erbil'de bir takım sivil toplum kuruluşları İran'a boykot uygulanması çağrısında bulundular. Dolayısıyla KDP'nin ben Türkiye'ye çok büyük tepki göstermeyeceğini,
gösterse bile bunun şekilsel olacağını düşünüyorum. Destek Zira bir verir mi? Taraftan tepki göstermez ama destek verir mi? Çünkü kendisinin de çok ciddi bir sıkışmışlığı var şu anda bölgede. Kesinlikle var. Bu tabii dediğim gibi Türkiye'nin operasyonlarının şekline bağlı, ölçeğine bağlı. Ama ben büyük ölçüde Türkiye ile işbirliğini sürdüreceğini düşünüyorum. Zira Barzani yönetimi de şunu anlamıştır. Yani Amerika bütün oradaki Kuzey Irak'taki varlığına rağmen o saldırılardan, İran saldırılarına karşı hiçbir koruyucu önlemde bulunmuyor. Eğer orada KDP'nin bir geleceği olacaksa bu Türkiye ile işbirliği sayesinde olacak. Ve bu işbirliği de gösterdi ki Türkiye gerçekten orada herhangi bir Kürt oluşumuna karşı değil, Erbil yönetimine karşı değil, tamamen terör örgütü yönetimine karşı. Hem İran'la hem KYB'yle hem merkezi yönetimle karşı karşıya olan bir Erbil yönetimi bence Türkiye ile işbirliğini sürdürecektir. Türkiye daha çok terörle mücadelede Irak'a mı odaklandı şu sıralar? Öyle görünüyor. Yani yetkililerin açıklamalarından son saldırılar da biliyorsunuz askerlerimize son saldırılar da o bölgede oldu. Ama çok da dinamik bir ortamdayız. Yani yarına ilişkin kesin bir şey söylemek çok zor. Nitekim bu son işte İran-Pakistan gerginliğini de gördük. Yani bunu bir hafta önce konuşamazdık. İki ülke birbirlerinin topraklarını balistik füzelerle vurur mu diye. Görece istikrarlı ilişkiler vardı. Tamam zaman zaman taraflar şikayet ederdi sınırdan geliyor bazı terör grupları diye ama dolayısıyla Türkiye'de bir anda aldığı tehdide bakarak veya fırsatları gözeterek yani çünkü dediğim gibi çok dinamik. Rusya bir teklifle gelebilir. Biliyorsunuz Sayın Putin de gelecek Türkiye'ye. Türkiye'nin son dönemde dış politikasında bir ince ayar var. Bu önemli. Amerika'yla bir takım sinyaller var. Eğer burada bir gelişme olursa Amerika bir takım Türkiye'ye farklı alanlar açabilir. Bunların hepsi sahadaki dengeyi değiştirecek şeyler. Ama Türkiye Suriye ve Irak cephesini bir görüyor. PKK tehdidini bir görüyor. Bu operasyonlar nerede gerekirse, nerede alan açılırsa, nerede uygun fırsat olursa Türkiye bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Suriye konusunda önümüzdeki günlerde beklediğimiz bir şey var mı? Somut olarak dediğim gibi yani o konuda bir şey söyleyecek durumda değilim. Şu noktada şöyle bir operasyon olabilir diye. Ama dün gece ciddi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yine operasyonu vardı. Evet. Hem topçu sistemleriyle vuruldu hem havadan vuruldu. Oradaki durum da çok dediğimiz gibi dinamik. İsrail'in daha geçtiğimiz hafta Şam'a yönelik saldırıları vardı. Hı. Şam yönetiminin İsrail karşısında sessiz kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Şam'ın rejimin kırılganlığı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu 7 Ekim'den beri hep konuştuğumuz bölgesel çatışma bir şekilde genişlerse, Şam'ı içine alırsa Türkiye'nin önüne farklı alanlar açılabilir. Dediğim gibi her şey mümkün, her şey peki, sahada Amerika'nın anlık değişmelere bağlı. Irak, Amerika'dan tamamen Irak'tan çekilmesini istiyor. Yani IŞİD'le mücadele koalisyonunun görev gruplarının askerlerinin tamamen Irak'tan çekilmesini istiyor. O nasıl bir denge değişikliği yaratır? Çıkar mı Amerika o anlamda ve Amerika'nın çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa İran'a mı kalır? Buyur. Çıkarsa büyük oranda İran'a da kalabilir. Farklı aktörlerin çatışması derinleşebilir. Ben zaten Sudani hükümetin de bu talebinde çok ciddi olmadığını düşünüyorum. Öyle mi? Biraz evet. Yani sebebi belli. Çünkü o gittiği zaman çok fazla İran baskısı altında kalacak ve direnecek herhangi bir gücü olmayacak. Hala az önce de bahsettim. Yani Amerikan baskısından dolayı Şii milisler, Haçlı Şabi milisleri bazen geri adım atabiliyorlar. Ama o da giderse Sudan hükümetinin elinde evet doğru ordu birlikleri var. Anti terör birimleri var doğrudan kendisine bağlı. Ancak bunlar Şii milislere karşı koyacak ölçüde değil. Bunların gücü yok. Dolayısıyla Amerika birdenbire tamamen ben çekiliyorum derse oradaki İran'ın etkisi çok artar. Çatışma dinamikleri, Kürdistan bölgesine yönelik baskı çok artabilir. Çünkü biliyoruz yani orada işte Mossad varlığını İran bahane ederek oraya da bir şekilde hakimiyetini arttırmaya çalışıyor. Türkiye'nin tabii ki bunu kabul etmesi mümkün olmaz. Amerika'nın çekilmesi yıllardır hep söylendi, konuşuldu. Bir takım belki olumlu sonuçlara yol açabilir. Ama bunu hazırlıklı olunmazsa kaosu da artırabilir. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Şii milisler, Haçlı Şabi grupları içerisinde doğrudan İran askeri pozisyonuna mı dönüşmeye başladılar? Böyle mi görüyorsunuz bunu? Yani
İran'a, Irak'tan daha mı çok İran'ın sözünü dinleyecek pozisyondalar? Asayba ehli haktır, işte hareket-i nücebadır, ketaybi Hizbullah'tır. Bunlar doğrudan İran'a bağlı. Her ne kadar bu şekilde tanımlamasalar da budur. Gerçek durum budur. Tabii ki farklı gruplar da var. Haşreşavi dediğimiz gruplar onlarca gruptan oluşuyor. Hepsi aynı değil. Ancak ana gruplar bunlar. Yine Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle beraber İran'ın bunlar üzerindeki nüfuzunun azalacağı vesaire söylendi ama Irak'taki nüfuzları gittikçe artıyor. Özellikle Mukteda Sadr'ın iktidardan, daha doğrusu hükümetten çekilmesiyle birlikte, siyasetten bir şekilde uzaklaşmasıyla birlikte elleri çok güçlendi. O gençlerin başını çektiği sokak hareketi de bir neticeye varmadı. Artı işte enerji fiyatlarının artmasıyla beraber bu grupların eline şu anda çok büyük meblağlar geçiyor, paralar geçiyor. Ama Irak ödüyor yani. Irak parasıyla İran çıkarı savunan bir pozisyon. Yani işbirliği söylüyor, çıkarlarının örtüştüklerini söylüyorlar. İdeolojik bir benzerlik var biliyorsunuz. Bayrakları birbirine benziyor, sloganları birbirine benziyor. Velayet-i Fakih teorisini kabul ediyor grupların çoğu. Ve Ali Hamene'yi de Veli Fakih olarak kabul ediyor yine Kahir ekseriyeti. Her ne kadar Mukteda Sadr'ı dediğim gibi paranteze alırsak Velayet-i Fakih teorisini kabul edip ama Veli Fakih olarak Hamene'yi kabul etmeyen çok küçük grupları çıkarsak, dolayısıyla bu kadar üzerinde 45 yıldır, yeni bir şey değil biliyorsunuz, Bedir Tugaylarının 80'lerin başında kurulmasından beri bu nüfuz giderek artıyor. O zaman Saddam'a karşı kurulmuşlardı Irak içerisinde, Dava Partisi ile birlikte. Sonra o aktörlerin hepsi Irak yönetiminde çok önemli görevlere geldi. Kesinlikle öyle. Dava Partisi daha mesafeliydi İran'a, daha sonra yakınlaştı. Özellikle işgalden sonra, ama Bedir Tugayları doğrudan sahada İran'ın silahlı gücüydü. Dolayısıyla bütün bu geçmişi göz önüne aldığımızda, işte buna Yemen eklendi. Biliyoruz bugün Kızıldeniz'den tutun işte Doğu Akdeniz'e kadar İran'ın muazzam bir gücü var. İran'ın İsrail'in saldırılarına karşı zaten bu kadar alttan almasının temel sebebi de aslında bu bölgesel kurmaya başladığı imparatorluğun yıkılabileceğini biliyor. Tam ölçekli bir karşılaşma durumunda. Çünkü böyle bir çatışmaya muhakkak Amerika müdahil olacak. İsrail nükleer bir güç. Eğer çok sıkışırsa ne yapacağını az çok herkes tahmin edebiliyor. Dolayısıyla İran bu dönemi geçiştirerek bir şekilde bahsettiğimiz dört ülke üzerindeki nüfuzunu korumaya çalışıyor. Taciz ateşleriyle, Amerika işte geçen geceki saldırı çok şiddetliydi. Taciz saldırılarıyla durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama o noktada da tabii İsrail'in saldırılarını her gün arttırdığını görüyoruz. İran nereye kadar sabredecek? Hizbullah nereye kadar sabredecek? Bunu da göreceğiz tabii. İran medyasını yakından takip ediyorsunuz mutlaka. Bizim terörle mücadele operasyonlarımız İran medyasında nasıl paylaşılıyor? Rejime yakın kanallar çok ve... terör karşıtı görünmüyor. Bir genel söylem var. Türkiye Kürtlerle savaşıyor diyor. Ne yazık ki Avrupa'da, Batı'da gördüğümüz söylemin bir benzeri. Bu var. Türkiye'nin yayılmak için, işte Osmanlı'yı yeniden kurmak için bu terörü bahane olarak kullandığını söyleyen gruplar var. Temel olarak buna karşı. İran'ın biliyorsunuz tarihsel hafızası çok güçlü. Türkiye'ye bakışı çok tarihi acıları hala çok zinde. Yani hala çaldıran konferansları yapan, yıl dönümünde çaldıranı alan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesi ne kadar haklı olursa olsun, resmi söylemlerde tabii ki İranlı yetkililer Türkiye'yi anlıyoruz, Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyoruz deseler de iş pratiğe gelince ne yazık ki çok istediğimiz desteği göremiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız Sayın Süleyman Soylu'nun açıklaması vardı. Maku'da 100 civarında PKK militanı var diye. Evet. Zaman zaman İran topraklarını kullanmasına dahi izin verebiliyor. Dolayısıyla İran Türkiye'nin bölgesel politikalarını, uzun vadeli politikalarını kendisine tehdit olarak görüyor, rakip olarak görüyor. Özellikle Karabağ meselesinden, Vatan Muharebesi'nden sonra bu oldukça da şiddetlendi. Mümkün mertebe engellemeye çalışıyor. Suriye'de bize gösterdiği adres, rejimle uzlaşın. Rejimle anlaştıktan sonra zaten YPG meselesi kendiliğinden hallolur diyorlar. Irak meselesinde de yine Bağdat hükümetini, kendi kontrolündeki, nüfuz altındaki Bağdat hükümetini adres gösteriyor. Tabii ki Türkiye gerek Beşar Esad'a gerek Bağdat yönetimine çeşitli temaslarda bulunsa da dediğim gibi 40 yıldır bu PKK konusunda ne yazık ki net bir adım atılmadı. Hakkı Uygur, çok teşekkür ederim efendim katkınız için ana habere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.